Yani bu bizim ceza almamızın tek nedeni kayyumu meşrulaştıracak yasal bir argüman gerekiyordu ve mutlaka bir gizli tanık şubunda bir ceza verilip kayyumun meşrulaştırılması amaçlandı. Bunun açık açık yani. Demokratik siyaset yürüten bir yerel yöneticiye 8-10 sene ceza vermesinin mantığı başka bir şey değildi yani. İki kişi sohbet, spor diye bir şey yok yani. İki kişiyle, beş kişiyle öyle geçirdik yani. Tamamen siyasi saiklerle karar verir idari gözlem kurulu. Bir kendini bir mahkeme yerine koyarak kararlar veriyor. Doğru değil zaten. Yasal olarak bu son yargı paketlerinin içine yerleştirilerek getirilen bir yetki verildi cezaevindeki kurum yöneticilerine. Demokratik bir yöntem değil. Yani adaletli bir yöntemin hukukçular tarafından verilmesi zaten uygulamalarda da gördüğümüz gibi tamamen oradaki memurların karar verdiği bir süreç. Umarım ki bir an önce bunu kaldırırlar. Yani burada sistemin topyekün bir halkın iradesine baskısı ikincinin tekrar ettiği. Onun için demin dedim ki bu seçimlere artık edip girmesinin bir anlamının olmadığını söyledim. Yani bu bir kısır döngüye dönüştü. Çok doğru bir dışarıda bir tepki de gösterilmedi. Bu alışkanlık haline geldi. Bu bir an önce kırılması gerekiyor. İlk birinci bizim dönemdeki kayyumdan sonraki tekrar seçimlerde kayyumun atanması zaten bundan sonraki seçimlerde tekrar atanacağını bir göstergesi. Onun için benim şahsi görüşüm Yeşil Sol Parti'nin bu yerel seçimlere katılmaması. Yani gerçekten bir seçimleri protesto edecek bir pozisyon almasını ben özellikle kendi zihinsel dünyamda düşünüyorum. Buna bir böyle bir ancak cevap olunabilir. Aksi takdirde tekrar atanıp tekrar birbirini tekrar eden 40 senedir süren bir sorunun çözümü aşamasında herkesin biraz daha aklı selim düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir süreç belki daha bir doğru olur yani. Tekrar seçildikten 100 tane belediye alıyor. İkinci gün kayyum atandığının bir anlamı, seçime girmenin de bir anlamı yok. Belki uluslararası arenada Yeşil Sol Parti'nin seçimleri boykot ettiğini, geçmiş iki dönemin kayyum atanmasına bir cevap olabileceğini düşünüyorum. Kaybedildi demek bizim cephemizde pek şöyle bir terim değildir. Yani aslında bizim yarışan iki partinin bir tarafında birinin kaybetmesi bizim kaybettiğimiz anlamını taşımıyor benim bakış açıma göre. Yani bunların arasında tercih yapmamız bizim kendi parti ilkeleri doğrultusunda olmalıydı. Maalesef burada biraz siyasette yetersizliğimiz oldu. Bir partiyi diğer partiye tercih ederken amacımız neydi? Hangi ilkelerle? Genel başkanları parti HDP'ye bile gelmiyordu. Buna rağmen bunlar kazansın, bunlar ne fark ederdi? Yani çok bir şey değişmiyordu. Yani bugün Meral Akşener, yani Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı, böyle bir süreç çıkacaktı. Onun için AKP'den çok farklı bir şey çıkmayacağını düşünüyordum. Yani biz kaybetmedik. Ya. İşte o dönemde çekimser kaldı. Üçüncü bir yolla kendi mücadelesini, siyasi mücadelesini yürütse daha doğru olur diye düşünüyorum.